İkinci Dünya Savaşı'nda birçok yeni teknoloji geliştirilmişti ve üstünlüğü ele geçirmek isteyen taraflar devamlı olarak yeni çalışmalar yapıyordu. Çok yararlı teknolojiler fabrikalardan çıkıyordu ama bir de bu işin diğer yönü vardı. Üstünde büyük emek harcanan ama savaşta yarar göstermeyen teknolojiler. Bu konuyla ilgili iki videomuza gelen yoğun istekler üzerine üçüncü videomuzu sizlere sunuyoruz. Fakat bu videomuzda bir değişiklik yaptık ve listeyi tamamen sizin belirttiğiniz teknolojilerden oluşturduk. Bu videoya verdikleri bilgiler ile destek sağlayan tüm arkadaşlarıma da çok çok teşekkürlerimi sunarım. Listemize başlamadan önce ilk iki videomuzda yaptığımız uyarıyı tekrarlamamız gerekiyor. İncelediğimiz teknolojileri başarılı bulan arkadaşlarımız tabii ki olacak. Ama bizim ilk dikkate aldığımız konu bu teknoloji o ülkeye ne kattı? Harcanan ham madde, mühendislik ve emek karşılığını verdi mi? Bunları bir kenara bıraktığımızda kendi arasında üstün olan teknolojiler var tabii ki. Canlı yayınlarımızda teknolojiler ile ilgili sohbetlerimizde her zaman söylediğim bir nokta var. Herkes savaşı kazanmak için teknoloji üretiyordu. Kimsenin derdi popülerlik değildi. Maalesef ki oyunların etkisiyle gerçeklikten çok çok uzak birçok yorumlar geldiğini görmekteyim. Sizler de bu tip başarısız gördüğünüz teknolojileri yorumlarda belirtmeye devam edin lütfen. Bu kısa hatırlatmalardan sonra teknolojileri incelemeye başlayalım. Bob Sample Tank'ı Yeni Zelanda hükümetinin dış yardım almadan kendi çabalarıyla bir teknoloji geliştirme isteği üzerine doğmuştu. Fakat bu teknoloji sadece 2. Dünya Savaşı'nın değil, tank üretim tarihinin en saçma teknolojilerinden biri olarak yerini almıştır. 2. Dünya Savaşı başladığında Yeni Zelanda'nın kendi dizayn ettiği bir tankı yoktu. Çalışma Bakanlığı'nın oluşturduğu proje ile paletli traktör şasisinin üzerine zırhlar eklenerek bir tank oluşturulacaktı. Biraz önce belirttiğim gibi görünüşünden çok İşlevselliğe önem veriyoruz ama bu tank hem görünüş hem de işlevsellik olarak gerçekten çok çok kötü bir tasarımdı. Yeni Zelanda'nın zaten üstün bir üretim yapacak hem bilgisi yoktu hem de tesisleri yoktu. Buradaki amaç tamamen kendimiz üretelim mantığıydı. Bob Sample tankı için Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği Distant tankı baz alındı. Ayrıca Yeni Zelanda doğaçlama yoluyla paletli zırhlı kamyonlar yapıyordu. Bu da tank için Çalışma Bakanlığı'nı umutlandırmıştı. İlk prototip çok yabancı olmadığımız bir firma olan Caterpillar'ın D8 traktörü üzerine dizayn edildi. Dizayn edildi diyoruz ama bu bir geliştirme değil, traktörün üzerine zırh plakaları eklenerek yapılmıştı. Silah olarak da 6 adet Bren makineli tüfek eklendi. Zırhın kalınlığı 8 ile 12.7 mm arasında değişiyordu. Küçük bir yapıya sahip olmasına rağmen 25,5 tonluk ağırlık nedeniyle çok hantal ve çok yetersizdi. Ayrıca tank ilerlerken aşırı derecede titriyordu ve makineli tüfekten düzgün atışlar yapılamıyordu. Bu sorunlar nedeniyle ordu tankın kullanımını reddetti. Bob Sample çok çok başarısız bir girişim olsa da Yeni Zelanda kendi üretimini yapmak konusunda cesaretlenmişti. 2. Dünya Savaşı teknolojileri içinde Alman mühendisliği gerçekten önemli tasarımlar yapmaktaydı. Ama Kugelpanzer'in ne için üretildiği günümüzde bile tartışma konusu olan bir teknolojidir. Krupp firmasının ürettiği bu teknolojinin genellikle keşif aracı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Top tankı olarak da bilinen Kugelpanzer'in tek kişilik mürettebatı ve 5 mm'lik zırhının olduğu bilinmektedir. Bu teknolojiyi Almanların kullandığına dair bir belgeye rastlanmamaktadır. Kugelpanzer'in ortası sağ sabit bir kabini bulunan ve çevresindeki silindirik yapının dönmesiyle hareket eden bir teknolojiydi. Sovyetler Birliği'nin Mançurya işgalinde Japonlardan ele geçirildiği tahmin edilen teknoloji Sovyetler Birliği tarafından yıllarca saklanmıştır. En güçlü teori olarak Almanların bu aracı ürettiği ama işlevsel olarak yeterli olmadığı için Japonlara gönderdiği şeklindedir. Sovyetler Birliği aracı Kubinka Tank Müzesi'nde sergilemeye başladıktan sonra araçtan hiçbir şekilde numune alınmasına izin vermemiştir. Ayrıca iç aksamını ve motorunu tamamen sökmüşlerdir. Günümüzde bile bu aracın nasıl, ne amaçla, hangi malzemeler ile üretildiği gizemini korumaktadır. Genel olarak baktığımızda aracın saçma bir tasarım olduğunu düşünebiliriz. Ama Sovyetler Birliği ve günümüzde Rusya'nın bu aracı detaylı olarak incelenmesine izin vermemesi de kafaları karıştırmıyor değil tabii ki.
İkinci Dünya Savaşı'nın çılgınca teknolojileri desek aklınıza hemen Almanlar gelecek. Fakat Sovyetler Birliği'nin de o dönemde anlamsızca ve çılgınca tasarımları mevcuttu. Bu teknolojilerden biri de Antonov A-40 uçan tankıydı. Antonov A-40 fikri oluşana kadar aslında farklı firmalar benzer çalışmalar yapmışlardı. Ama o fikirler genellikle hem havada hem de yerde bombalama yapılacak bir aracın geliştirilmesi üzerine bombardıman uçaklarına benzer sistemlerdi. Antonov A-40 ise yerde piyadeye destek olacak, işi bittikten sonra farklı bir noktaya hızlıca transfer edilebilecek bir sistem olacaktı. Fakat tankın kanatları ile yerde savaşmanın tabii ki imkanı yoktu. Planör mantığı ile tasarlanan araç, yerde savaştıktan sonra kanatlar monte edilecek ve bir uçağın çekerek havalanması ile başka bir yere nakledilecekti. 1942 yılında başarılı bir uçuş gerçekleştirildi. Başarılı diyoruz ama sadece bir tankın havada süzülmesinden dolayı başarılı diyebiliriz. Tupolev TB-3 bombardıman uçağı tarafından çekilen ve havalandırılan tank TB-3'ün neredeyse düşmesine neden olmuştu. Kullanılan T-60 tankı da hafif olması için silahları, cephanesi ve yakıtının çoğu tanktan çıkarılmıştı. Şimdi bu teknolojiyi şöyle düşünelim. Tank yerde savaşıyor, işini bitiriyor. Silahları, cephanesi boşaltılıyor, kanatlar takılıyor, uçağa bağlanıyor ve kaldırılıyor. Yeni görev yerine sorunsuzca inerse tekrar cephane yükleniyor, silahlar takılıyor, benzin takviyesi yapılıyor. Ayrıca uçak ve tank çatışmanın yoğun olduğu bölgede tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Harcanan zaman ve en önemlisi ham madde ile daha çok tank üreterek bu açığı kapatmamız daha kolay gözüküyor. Sovyetler Birliği de bu yüzden bu teknolojiden vazgeçmiştir diye düşünenler olabilir. Fakat işin aslı bu sistemin sağlıklı çalışabilmesi için tankı çekerken saatte 160 kilometrelik bir hız çıkacak güçlü bir uçak bulunmadığından dolayı proje iptal olmuştu. O yıllarda böyle bir teknolojiye gerek var mıydı? Kararı size bırakıyorum. Günümüzde paraşütle bırakılan tanklar mevcut ama o döneme göre günümüzdeki teknoloji çok çok ileride olduğu için böyle sistemler geliştirilebiliyor ve kullanılabiliyor. Fliegerfaust 1945 yılında kullanılmaya başlanan karadan havaya güdümsüz füze sistemiydi. 1944 yılında Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'nin etkisini iyice yitirmesiyle düşman uçaklarını etkisiz hale getirecek ucuz bir teknoloji arayışının bir ürünüydü. Özellikle Panzerfaust'un tanklara karşı ucuz ve etkili olması ile benzer bir teknoloji hava araçları için de üretilmesi amaçlandı. 1,5 metre boyunda olan Fliegerfaust 9 adet 20 mm'lik roket mermisi seri şekilde ateşleyerek havada tam bir uçak savar etkisi yaratılmak istenmişti. Alman kaynaklarına göre ilk 4 mermi aynı anda ateşlenirken diğer 5 mermi ise saniyenin onda biri gecikme ile ateşlendiğini, yani aşağı yukarı 9 merminin de aynı zamanda ateşlendiğini belirtiyor. Buradaki ufak gecikmedeki amaç mermiden çıkan atık gazın dağılması ile sonraki ateşlemede silahın patlamasını engellemektir. Fakat bazı kaynaklar ise her merminin 2 saniye arayla tek tek ateşlendiğini belirtiyor. Mermiler namludan saniyede 350 metrelik bir hızla çıkmaktaydı. Amaç 500 metredeki hedeflere noktasal atışlar yapmaktı. Alman yönetimi savaşın kötüye gitmeye başlaması üzerine aslında detaylı çalışmalar ile yararlı olabilecek bir teknolojiyi aceleye getirerek 10.000 adet silah ve 4 milyon adet roket mermisi siparişi verdi. Ama sadece 80 tane üretilebildi ve savaşta kullanılabildi. Silah hiçbir zaman 500 metrelik etkili menzile ulaşamadı ve atışlar hedeflenen noktada toplanması yerine geniş şekilde dağılıyordu. Bu nedenlerden dolayı başarısız bir teknoloji olarak yerini aldı. Ama tekrar vurgulamak istiyorum ki detaylı çalışmalar yapılsaydı etkili olabilecek teknolojilerden biri olabilirdi. Kalgrit obüs sistemine genel anlamıyla baktığımızda Almanların gereksiz büyük tasarımlarından biri olarak görebiliriz. Aslında Kalgrit projesi hazırlanırken tek amaç Fransızların Maginot hattındaki istihkam mevzilerini etkisiz hale getirmek üzerineydi. Üretimdeki aksaklıklar ve Fransa'nın hızlı bir şekilde teslim olması ile Kalgrit farklı amaçlar için kullanılmaya başlandı. 7 adet üretilen Kalgrit aslında bu ismiyle değil Thor olarak bilinen modeliyle daha çok duyulmuştur. Kalgrit'e baktığımızda devasa obüs toplarıdır ve vurdukları yerlerde ciddi zararlar vermişlerdir. Ama bu silahların nakledilmesi, üretimi ve harcanan ham madde itibariyle beklenen etkiyi yaratamamıştır. Özellikle silahın kullanılması için yardımcı unsurlar çok çok masraflı olmuştur.
demir yolu ile nakledilmesi gerektiği ya da en fazla saatte 10 kilometrelik bir hıza ulaşabilmesi nakliyesini oldukça zorlaştırmıştır. 10 dakikada bir atış yapabilmesini düşündüğümüzde seri atışlar yapan klasik sahra top birlikleri Calgary atlardan daha etkili olmuşlardır. Savaş sonunda da bu 7 obüsten 3 tanesi Amerika Birleşik Devletleri ordusunun, 2 tanesi ise Sovyetler Birliği ordusunun eline geçmiştir. 2 tane obüse ne olduğu ise bilinmemektedir. 600 mm'lik mermisi ve 124 tonluk ağırlığı ile o dönem için mükemmel bir silah olarak gözükse de savaşta çok yararlı olmadığı için listemizde yer almıştır. Bu videomuzda sizlerin incelememizi istediğiniz 5 teknolojiyi değerlendirdik. Bu konuyla ilgili farklı 5 adet teknoloji daha sonraki videomuzda değerlendirilmek üzere hazır beklemektedir. Sizler de bu tip teknolojileri yeni gelecek videolar için yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere, hoşça kalın.